Selamlar arkadaşlar. Bugün malum şahıs bir video atmış, açıklama videosu. Ben bayağı gülerek izledim videoyu. Biraz konuşmalarına, yani konuşmasında yer verdiği cümlelere doğruluk getirmek adına böyle bir video çekiyorum şu anda. Ben açıp videoyu şu an izletemeyeceğim için notlar aldım. Söylediği cümleleri birebir olarak yazdım. Şimdi bunlar üstünden size biraz konuşacağım. Siz artık takdir edersiniz kim haklı, kim haksız ya da kim doğru söylüyor, burada kim yanlış hareket ediyor. Bu size kalmış bir şey. Ben kendi adıma açıklama yapmak istiyorum. Çünkü son videosundan sonra hani bu sefer bana da küfür edildi. Şimdi zaten size detaylı bir şekilde konuşacağım. Böyle notlar aldım. Soloki oynayarak TR Challenger birincisi olmuş şahsın videosunda bahsettiği konular. Bu cümleyi açıklamayacağım. Zaten o da izliyordur şu an videoyu. Sen benim ne demek istediğimi anlıyorsun. Bana açıklattırma hiç bence bunu. Şimdi videoya girerken neden anlatacağım? Sürekli sağdan soldan küfür yiyorum gibi bir cümle kuruyor. Hani bunları neden anlatacağım? Sürekli sağdan soldan küfür yiyorum diyor. Hani burada biraz prim bana bir de prim yaptığımı falan söylüyor bu videodan. Kendi açıklamaya giriş cümlesi bu. Benim videomda açıklamaya giriş cümlem de bu. Ben nasıl prim yapmış olabiliyorum ki, buna zaten değineceğim şimdi videonun ilerleyen dakikalarında, prim muhabbetine de değineceğim. Sağdan soldan küfür yiyormuş ben video çektiğim için. Ben videomda kitlemi yönlendirmedim herhangi bir şekilde. Gidip ona buna küfür edin falan yapmadım. Sonrasında yorumları da kapattım zaten. Küfürlü yorumları elimden geldiğince sildim. O gece hatta Gökhan'la da 3 saat falan konuştuk telefonla. Artık ona da abi diye hitap etmeyeceğim. O gece önce onu anlatayım. Şöyle bir muhabbet oldu. Ben videoyu attıktan sonra biz 3 saat falan Gökhan'la konuştuk telefonda. Hani 3 saatlik bir konuşma yaptık. Hani gayet düzgün bir şekilde kapattık telefonu. Kapattıktan 30 saniye sonra beni tekrar aradı. Aslında bak, bu videoda da adını geçirmeyecektim. Çünkü o 3 saatlik konuşmada hani bir şeyleri konuştuk biz. Onu ya bu olaylara dahil olmak istemiyordu. İsmiyle ve sitesinin ismiyle vesaire. Bunları anlattı bana. Ben de adını bile geçirmeyecektim ama hani bunları bana 3 saat boyunca anlatıyor. Sonrasında bugün malum kişi attığı videoda adamın adını falan geçiriyor. Onunla ilgili konuşuyor. Hani hiç samimi gelmiyor, anladınız mı? Hani çok komik bir muhabbet. Ve 3 saatlik konuşmadan sonra telefonu kapatıyoruz abi. Toplam 3 saat konuşmuşuzdur o gece. Kapatıyoruz. 30 7'de 30 saniye geçiyor. Ben uyumadım daha o gün. Beni arıyor. Videoyu silecek misin diye soruyor. Ondan sonra ben de zaten bütün olay kopuyor gidiyor, bitiyor abi. O yüzden bundan sonra abi diye de hitap etmeyeceğim ona videonun ilerleyen dakikalarında. Sonra dönelim şahsın videosuna. Moba TR'den para kazanmıyorum diyor. Evet, belki şu an para kazanmıyor ama ilk reklamını yapacağı zaman, direkt rakam da vereyim size, 200 lira gibi bir para alıyor. O zamanlar biz Gökhan abiyle abi kardeş gibi olduğumuz için, Cihat benden sonra tanıştığı için o kişiyle. Hani böyle bir... Ben biliyorum yani ne kadar aldığını ilk zamanlarda. Sonrasında illaki para almamıştır. Çünkü arkadaşlıkları oluyor vesaire. Ben hiçbir para almadan yaptım zaten. Her neyse, neden aranız artık iyi değil, neden artık oynamıyorsunuz vesaire diye çok soru geliyormuş ona. O yüzden böyle bir açıklama yapıyormuş. Bu sorular bana da geliyordu. Yani bana da yayınlarımda çok geliyordu. Neden görüşmüyorsunuz vesaire diye. Benim cevabım, ben kendi işimdeyim. O kendi işinde. Hani benim vaktim olmuyor. İllaki onun da vakti olmuyordur. Görüşemiyoruz, oyun oynayamıyoruz gibisinden cevaplar veriyordum. Çünkü hani kitlenin bunu bilmesine gerek yok. Çünkü böyle bir drama olacağı ortada yani. Ama adam ne yaptı? YouTube canlı yayında diyor ki hani, bir de bunu öyle bir şey söylüyor ki, bak, Gökhan diye samimi çok yakın arkadaşımız var. Onun sitesini kopyaladı, ben de soğudum dediğini söylüyor kendi videosunda. Şimdi o sildim dediği videoları Gökhan gizledi aslında, silinmemişti. Eğer kendisi de silmediyse bu videoları, ben şu an ondan o videoları açmasını istiyorum. Bir tane de açıklama videosu çekmişti. Onu da videonun devamında beni düşündükleri için sildiklerini söylüyorlar. Beni düşünmesinler, açsınlar abi videoyu. Herkes neyin ne olduğunu görsün. Herkes objektif bir şekilde bakıp yorum yapabilsin. Yani videoyu silmeye falan gerek yok. Videoyu silmelerinin sebebi de Gökhan'ın arayıp böyle böyle işte çocuk para kazanıyor, ekmeğinden etmeyelim gibisinden bir muhabbet değil. Videoya tamamen çok fazla dislike geldi, ben takip ediyordum. Önce like dislike sayısını gizlediler, sonra yorumları gizlediler. Yorumlarda da onları haksız buluyorlardı. Bugünkü videosuna da zaten yorumlarda onu haksız bulmuşlar ama ben yine de gelip bana da şu an küfür edenler olduğu için yorumlarımın altında bu açıklamayı çekeceğim. Bu konuyu da uzatmak istemiyorum gerçekten. Devam edelim abi. İşte Gökhan diye samimi çok yakın arkadaşım var, onun sitesini kopyaladı, ben de soğudum diyor. Ama bunu hani bak, o videoyu şu an koysun yayınına. Bende de zaten ben de indirdim. Elinde yoksa ben de gönderirim sana videoyu, bak. Tekrar yükle, insanlar görsün nasıl söylediğini. Ben indirdim onları. Hukuki işlem yapacağım için bütün videolarım benim bilgisayarımda var şu anda. Sen videoyu silsen de linki de var. Videonun kendisi de var. Ben bunları sana da söyledim. Tehdit etmişim diyorsun videonda. Onu da şimdi açıklayacağım. Hepsini açıklayacağım tek tek.
O videoyu at, nasıl söylediğini herkes görsün. Böyle hareketler yaptığını insanlar görsün bu cümleyi kurarken. Mimiklerinle yani nasıl bir şey demek istediğini. Yok Gökhan işte bizim çok samimi arkadaşımızdı. Hani ona ihanet etmişim gibi beni kitleye gösteriyorsun. Sonra adam gelip bana küfür ediyor. Videona başlarken de söylüyorsun. Neden anlatacağım sürekli sağdan soldan küfür yiyorum diye. Ben de sağdan soldan küfür yediğim için zaten açıklama videosunu çekiyorum. Prim falan değil yani. Zaten primin nasıl yapıldığını da şimdi sana bu videoda göstereceğim. Videonun içeriği benim, etiketlerde falan tamamen ben varım diyor. Yani benim çektiğim video için içeriğinde o varmış, şahıs varmış, etiketlerine falan da onun ismini yazmışım. Prim yapmak için atmışım bu videoyu, reklam basmışım. Şimdi size bunu açıklayayım. Abi bak ben normal ADK rapper videolarımı çekiyorum, tamam mı? Normal Lotion videomu atmışım, ertesi gün Miss Fortune videomu atacağım. Şimdi bana bugün, yani şu videoyu attığım gün yayınımda bir bağış geliyor. Adam bana küfür ediyor. İşte zaten göstermiştim bunu bu çektiğim videoda. Şimdi ben bu videodan prim yapmak istesem başlığına malum şahsın adını koyarım. Fotoğrafa şahsın fotoğrafını koyarım. Bu video 28K değil 50-60K izlenirdi. Reklamda neden bastım bu videoyu? Yani bu videodan neden para kazandım? Bu videoya mesela 5-6 reklam basıyorsam duşun videosuna. Buna da 5-6 tane yani de 4 tane bile basmış olabilirim. Tam şimdi bilmiyorum. Büyük ihtimal 4 tane bastım. Çünkü 20 dakikalık bir videoya gidip 5-6 reklam basmam yani. Şu an sayıyı bilmiyorum da bastım. Sebebi de şu. Böyle bir muhabbet oluyor. Benim açıklama yapmam lazım. Ben normalde Miss Fortune videosu çekeceğim, atacağım o gün. Normalde para kazanacağım yani. Ben bu videoya neden basmayayım ki yani? Ben neden böyle boş bir muhabbet yani gereksiz bir insan yüzünden kazandığım paradan olayım? Hani sonuçta ben bu işi yapıyorum. Ben başka video atamayacağım o gün. O yüzden de bu videoya bastım reklamı. Zaten o videodan kazandığım parayı ben ertesi gün kazanacaktım. 42 dakikalık videoda daha fazla reklam var. Aynı parayı kazanmışımdır şu iki videodan. Yani bu senin gibi bir insanın dile getireceği bir cümle değil. Ya çünkü sen zaten hani bana primci diyorsun ya, sen bu işin artık şeyini çözmüşsün bak. Hadi gel senin attığın videoya bakalım mı çobanla ilgili? Ben burada senin adını vermedim. Etiketlerini de göstereyim size videonun. Etikete işte malum kişinin kanal adını falan yazmadım. Anki ile o küs mü? Anki söylenenlere hakkında onun adını yazıyorum ama kendi ismimle birlikte bak. Direkt hani Cihat Baba, Cihat Kiriş tarzında etiket koymamışım buraya. Ama gel bir de senin videona bakalım bak. Prim böyle yapılır abi. Çoban e-sporu neden sevmiyorum? Böyle başlık atarsın videoya. Karşı kanalın adını da vererek. Fotoğrafına da koyarsın, tamam mı? Sonra bu video 215 bin izlenir. Senin 115 bin abonen varken. Sonra bir de bu videoya 11-12 tane reklam basarsın. 30 dakikalık videoya, tamam mı? Bundan deli gibi de para kazanırsın. Belki şu an reklamları kaldırmış olabilirsin. Bak ama 12 tane bak. Sayalım mı seninle reklamla? Bak direkt reklam yedim mesela. Bak hani bana diyorsun ya neden reklam basmış falan diye. Başlığım bu. Resmin o. O zaman senin bu videoya reklam basmaman gerekiyordu. Ben o gün zaten paramı kazanacaktım. Böyle boş bir muhabbet olduğu için, bana küfür edildiği için, videomu çekemediğim için normalde kazanacağım parayı neden kazanmayayım ki? Neden basmayayım yani? Ama senin bunu dile getirmen bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 tane falan diye hatırlıyorum. 12 tane reklam engelli. Yani video başı, video sonu reklamları da var. Yani... zaten Adblock da burada gösteriyor ne kadar engellediğini. 12 yazıyordu. Videoyu geri alırsanız görürsünüz. Hani 10-12 tane reklam işte. 30 dakikalık bir videoya 10-12 tane reklam benim herhangi bir videomda bulamazsınız mesela. 30 dakikalık bir videoya çünkü bu kadar reklam hani basılmaz normalde. 10 tane reklam. Yani şimdi durum bu olunca bile burada bu videoya neden bu kadar çok reklam basıldı vesaire. Ha bir de etiketlerini de göstereyim. Bana demiş ya şurada, ne demiş abi bana? Durdur şunu. Bana burada demiş ya. Videonun içeriği benim, etiketlerde falan tamamen ben varım demiş. Gelin etiketlerine bakalım abi videonun. Çoban e-spor yazıyor video etiketinde. Neden? Cihat Baba vs Çoban yazıyor etikette. Niye Çoban e-spor yazdın etiketine? Yani komik değil mi? Bilmiyorum. Ki benim etiketimde onun kanalın adını barındıran bir şey de yok. Hepsinde benim kendi kanalımın adı var ve onun ismi var. Kanal adı yok yani. Çünkü gelen soru şununla küs müsünüz? Ben de Anki ile bu küs mü tarzında etiketler attım videoya. Onun kanal adını yazmadım. Sen direkt kanal adını yazmışsın. Böyle bir şey dile getiriyorsun videonda. Çok komiksin. Sonra tehdit etmişim onu. Bu arada bana Facebook'tan yok işte benim hakkımda video çekersen seni mahkemeye veririm. Avukatlarla görüştüm. Benim hakkımda hiçbir yerde hiçbir şey söylemeyeceksin diye beni tehdit etti diyor videosunda. Sonra ne yapabilir? Hiçbir şey işte bir şey olursa gelsin ben buradayım. Benim evimi de biliyor, her şeyimi de biliyor.
bilmem neyi varsa ben buradayım diyor işte. Şimdi bu benim böyle konuşmama da laf etmiş videosunda, küfür ve hakaret etmemle. Ben kendimi bu şekilde ifade edebiliyorum. Sen kendini küfür veya hakaret etmene ifade edemiyorsan bu senin sorunun. Burada benim sana hakaret etmemi gerektirecek hiçbir şey yok. Çünkü hakaret çok boş bir şey, anladın mı? 50 IQ'lu bir insan da 200 IQ'lu bir insana geri zekalı diyebilir. Çünkü bu basma kalıp bir laftır ve çok boştur. Hani 50 IQ'lu bir insan 200 IQ'lu bir insana geri zekalı diyebiliyor. Bu bir laf çünkü. Hani hakaret her ağız bu yani, anladın mı? Hani her şeyi söyleyebiliyorsun. Ya küfür veya hakaret etmeme gerek yok burada sana. Ben kendimi bu şekilde de ifade edebiliyorum. Burada da hani ben burada küfür ya da hakaret etmiyorum diye şey demiş. Normal ve efendi efendi konuştu diye biz kaybediyoruz. Komik yani bunlar. Demek ki sen normal şekilde konuşarak kendini ifade edemiyorsun. Sürekli karşı tarafa hakaret etmen gerekiyor. Bu da senin bence biraz şeyden kaynaklanıyor. Hatta seninle bak bir şey de bakalım şu anda hakaretle ilgili. Bunları senin için okuyabilirdim burada ama istersen bunları bir araştır yani. Hakaret ve küfür bir ihtiyaç mıdır? Neden hakaret ederler? Bunları bir oku istersen, sonra videonda cümle vesaire kur. Bunları bir okumanı tavsiye ederim sana. Yani bir tartışmada bir insan neden hakaret eder ya da bir açıklama yaparken neden hakarete başvurur, küfüre başvurur? Bunların bir sebeplerini sorgula istersen, sonrasında böyle bir cümle kur. Buradaki tehdit muhabbetine gelince benim Facebook'tan attığım mesaj şuydu arkadaşlar. Videoyu çektim, sonrasında gece açıklama videosunu sildi ve şey yaptı. O videoda şu an bende duruyor. Bak bu videoyu sonradan sileceğim diye ben bilgisayarıma indirdim. Bu videoyu da tekrar şu an yüklemeni istiyorum senden. Aç abi herkese açık olarak, insanlar görsün. Orada atıp tutuyorsun, bana hakaret ediyorsun. Aç, insanlar görsün. Ben hukuki işlem yapmak için indirdim bunları. Ki yapacağım da zaten. Hani o yüzden daha bu konuda seninle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Sana hakaret falan da etmiyorum zaten. Siz de arkadaşlar gidip etmeyin. Bu konuların hepsine değineceğiz. Böyle hani çok komiğime gidiyor şu an. Biraz da uzun bir video olacak ama. Olsun. Ay ay. Sonra. Tehdit etti muhabbetini konuşuyordum. Ben kimseyi tehdit etmedim. Attığım mesajı size şimdi göstermeyeceğim. Çünkü dediğim gibi hukuki işlem yoluna başvuracağım için göstermeme gerek yok. Ben size söyleyeyim direkt. Çok istiyorsa kendisi gösterebilir attığım mesajı size. Yani burada atıp tutmaya gerek yok. Hiçbir şey söylemeyeceksin diye beni tehdit etti. Eğer tehdit ettiysem hukuki işleme başvurduğumda, yani mahkemede karşılaştığımızda, bunu da orada öne sürebilirsin. Tehdit de çünkü yasal bir suç olarak geçiyor. Seni tehdit ettiysem zaten ben suçlu oluyorum burada. Bunu da lütfen orada öne sür. Olur mu videoda söylediğin gibi? Şimdi benim attığım mesaj şu abi. Direkt size ne yazdım? Şey yazdım. Bir daha dedim, benim ismimi geçirerek aşağılayıcı, küçük düşürücü herhangi bir kelime kullanırsan dedim, ismimi geçirerek veya geçirmeyerek, yani ima ederek dedim, aşağılayıcı, küçük düşürücü bir kelime cümle kurarsan dedim, adına hukuki işlem başlatacağım, bilgin olsun. Aynen yazdığım mesaj buydu. Tamam, eksiği fazlası yok. Bir mesajın sonra böyle bilgin olsun şeklinde. Yani adama bilgi veriyorum burada, tamam mı? Ben başlatacağımla ilgili. Bu bir tehdit değil. Sonra adam bana bir de buna cevap olarak küfür ediyor bana. Tamam. Bak bir de küfür ediyor, hakaret ediyor bana orada. Yok primci, seni rezil ederim, bilmem ne yazıyor bana. Bunları da şimdi göstermeyeceğim. Kendisine sorun, göstersin abi mesajları. Ben hukuki işlem başlatacağım. Ya inanmıyorsanız adama sorun. İnandığınız adama sorun yani. Onun kitlesinden beni izleyen varsa şu an. Size göstersin onu tehdit ettiğim mesajı. Bana yazdığı cevabı göstersin. Köpek havla mavla yazdı bana. Bu şekilde hakaretler etti. Ama bunların hepsini dediğim gibi ben sunacağım zaten. En son mesajımda mahkemede görüşürüzdü. Hani bunları ben kimseyi tehdit etmedim, bilgin olsun tarzında bir mesaj attım. Evimi de biliyor falan, işte bilmem nesi varsa ben buradayım diye. Evet evini biliyorum, ben gelmeyeceğim ama celp kağıdı çok yakında gelir sana, merak etme. Kendi kanalıma onun videosunu atıp onu tamamen överek, size iyi bir insanmış gibi göstererek sürekli size tanıttık. Ben bu konuda zaten bak bir şey söylemedim yani, tamam beni övmen falan, bu konulara değineceğim ama iki tane kanalına video attım zaten, bunu ben önceki videomda da söyledim. Benim ona yardımlarım olmuştur, onun bana olmuştur, bu konuda bir şey söylemiyorum. Zaten ben sana hedef de göstermedim önceki videomda. Hani bu, ben sana hakaret küfür de ineleyici bir şey de söylemedim. Bu insanların tepkisi. Sen nasıl videonda söylediğin şey senin hakaret ettiğin ya da kötü bir şey söylemiş gibi gelmiyorsa sana, o yaptığın mimiklerine rağmen insanlar gelip bana küfür ediyorsa aynı olay. Bunu algılayabilmen lazım. Kendi kanalıma onun videosunu atıp onu tamamen överek. Şimdi bunun sebebini de söyleyeyim. Burada amaç ya da isteği beni övmek değil aslında. Ustasından zaya öğretici.
TR Şen birincisinden Şen videosu, Talia birincisinden bunun videosu, şunun videosu, bunun videosu, TR birincisi bilmem ne yazınca zaten video izleniyor. Videonun izlenmesi daha çok para kazanması, amacı da bu. Ha, bu insan bir de bana çok yardım etmiş, eyvallah. İki tane video attım kanalına. 2-3 kere de maksimum host atmıştır bana. 2 yıldan uzun süredir tanıyorum, ben de onu hostlamışımdır. Videolarına da daha küçük resim yapmayı bilmiyor bu arada bu arkadaş. Videolara, o thumbnail'lere. 15-20 tane de küçük resim yapmışımdır. Yani ben de yardımcı olmuşumdur onun işine. Benden istemiştir, yapmışımdır. Ha, bunları söylemeye gerek var mıydı şu an? Hayır, yoktu. Ama o söyleyebiliyorsa, hani benim kanalımı yükseltmiş ya. YouTube algoritmasını da anlatayım ben şimdi sana. Büyük ihtimalle bilmiyorsun. Şimdi sen 2 tane video attın değil mi? Senden bir abone illaki bana gelmiştir. Bu adamlar sonra beni izledi. Diyelim benim 6000-7000 abonem var YouTube'a başladığımda. Benim 6000-7000 abonem varken ben video attığımda videom 6000-7000 aboneli kanalların önerilen videolarında çıkıyor. Gidip de yani 70.000-100.000 kanalların önerilen videolarının yanında benim videom çıkmıyor abi. Yani bana gelen kitle tabii ki senden de gelmiştir. Benden nasıl sana geldiği gibi. Sen bunu farkında değilsin ama hepsini açıklayacağım sana şimdi. 6000-7000 kanallık, 6000-7000 iken 6000-7000 kanallık. Hani böyle yakın rakamlardaki kanalların önerilen yan tarafında görünürsün. Bu şekilde kanallar birbiriyle etkileşim sağlar. Sen abone geliştirirsin. Adam mesela farklı bir kanal izliyordur bana yakın abonesi olan, oradan beni görmüştür vesaire vesaire. Sonra ben 250 tane video atmışım bu kanala. Belki de daha fazla olmuştur şu an, bilmiyorum. Bu sürekli zaten başka kanalların da yanlarında çıktı falan. İnsanlar oradan beni görüp geldi. Sen başta benim nickimi yazdığında, kendi ismini yazdığında, ya mesela hani üniversite ligi maçları, yükselme ligi maçlarına katılıyoruz ya, bunlarda birbirimizin ismini yazdığımızda başta, evet, o videoların yanında birbirimize etkileşim sağlıyoruz. Ama nasıl bana diğer kanallardan da abone geliyorsa, sana da öyle oluyorsa, sen mesela şimdi o zaman şöyle bir mantıklı düşünmen lazım. Sen Lolpit'te video çektin değil mi? Lolpit'in şu anda senden çok daha fazla abonesi var, çok daha fazla izleniyor. Ama çektiğin zamanlarda Lolpit senden az izleniyordu. Lolpit'te senin kastını düşünüyorsun zaten. Bunu bir sürü kere söyledin. Adamın şu an senden çok abonesi var. Senin kanalında... Pardon, Lolpit'in kanalında senin videon var. O zaman bu 117 bin abone de sana Lolpit'ten mi geldi hepsi? Yani Lolpit'in kanalında videon var diye senin 117 bin abonen senin emeğin değil de Lolpit şu an büyüdü diye orada senin videon var diye öyle mi gelmiş oldu? Hani çok saçma bir mantık kullanıyorsun. YouTube algoritması hakkında hiçbir şey bilmiyorsun büyük ihtimalle. İlla ki senden tanıyan beni vardır. Zaten ben bunu inkar etmiyorum. Benden de seni tanıyan vardır. Sen bunu inkar ediyorsun. Ben bir buluşma yaptım İzmir Bornova'da. 7 kişi falan buluştuk işte izleyicilerimle. Buffy var, ben varım. 4-5 tane daha, 7-6 kişi de olabilir, sana emin değilim. İşte 4-5 tane daha arkadaş var. Bu 4 arkadaşa sordum. Yani birisi LOL oynamıyordu. 3 kişiydik. Evet, 4 arkadaş, birisi LOL oynamıyor. 3 kişiydik. Murat vardı. O galiba senden tanımıştı beni. Diğer 2 kişi seni bilmiyordu bile. Senin kanalın olduğunu bilmiyordu. Hani benden görmüşler seni. Hani böyle bir muhabbet var. Orada 4 kişiden bile bazıları seni bilmiyor ve benden seni görmüş olabiliyor. Benim şu an bu videoyu izleyen arkadaşlar arasında da böyle olmuş olabilir. Çünkü bu YouTube'da senin kanalına 2 video attım diye senin tüm kitlen bana gelmiyor. Ya tabii ki belli bir kitle geliyor. Sonrasında ben video çekiyorum mesela, başka kanalların önerilenlerine çıkıyor falan. YouTube algoritması bu şekilde. Kaç bin abonen varsa o abonedeki kanalların önerilen videolarında çıkarsın. O kanallar arasında etkileşim olur vesaire. Sonra sana kitle gelir. Yani bu yüzden benim de sonrasında 25 bin 30 bin abone olduğumda attığım turnuva videolarından sana da kitle gelmiştir benden. Emin olabilirsin buna. Hatta şimdi zaten yazarlar yorumlara da bu konuyla ilgili, ben senden duydum gibisinden. Her neyse, bu övme muhabbeti de tamamen daha çok para kazanmak için yazılan başlıklar. Hani işte TR Challenger Şen birincisi, ustasından Zaya, Zaya ustasından video gibisinden. Hani beni övme değil. Videoyu zaten ben kendim çekiyorum. Videoda diyorum ki arkadaşlar, ben kanal açtım falan diyorum işte giriş yaparken videoya. Ve diyorum işte Cihat'ı da desteklemek istiyorsanız videoya like atın. Kanalına da abone olabilirsiniz falan diyorum hani adamın kanalındaki videoda. Zaten arkadaşız o zaman yani. Onlara da değineceğim. Hepsine değineceğim şimdi. Onun övdüğü bir durum yok yani. Attığı başlıklardan bahsediyor burada. Onlar da Şen birincisi falan filan da yazıyor diğerlerine yani. Hani sonra aynı şekilde Gökhan da sürekli reklamını yaptı. Ona yardım ettik. Gökhan benim neyimin reklamını yapmış? Sitesinin zaten açılış reklamını ben yaptım ücretsiz bir şekilde. Benim neyimin reklamını yapmış? Anlamadım burayı yani. Nerede reklamımı yapabilir ya da benim? Sitenin açılış reklamını ben yaptım zaten. Sitesine rehberler hazırladım. Rehberlerde kendi videolarım vardı. Bu reklam mı oluyor? Sitesini zaten ben tanışmışım önce. Benim kitlem zaten onun sitesini biliyor. Sonrasında zaten biz onunla abi kardeş gibiydik bak biz onunla. Hani o yüzden hiç bunlara sen konuşma bile yani. Sen hiç bu konulara girme bile. Sonrasında adam böyle aramızdan çekildi 3-4 ay önce. Sonra bize bok attı demiş. 3-4 ay önce ben hala
Gökhan'la görüşmeye devam ediyordum. Çünkü dediğim gibi biz abi kardeş gibiydik. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Zaten nerede patlak verdiğiniz sıkıntını bir önceki videomda gösterdim size. Evet, görüşmüyordum bu şahısla. Onunla da herhangi bir sıkıntım olduğu için değil. Sadece dediğim gibi yayınlarımda falan da söylüyordum. Ben kendi işimi yapıyordum. Onunla görüşmüyorduk. O kendi işini yapıyordu. Daha öncesinde de zaten olaylar olmuş. Şahısın konuşma tarzından dolayı ben küfür yiyebiliyorum bazı durumlarda. O kız için sattı muhabbetinde bir önceki videoda anlayamamışsın sen. Yükselme Ligi muhabbetinde kız için sattı dediğinde gelip benim kız arkadaşıma küfür etmişlerdi. Yani sen yayında kitlene karşı bir şeyleri nasıl yansıtman gerektiğini bilmediğin için, burada ben küfür yediğim için ben sana bu tarz açıklama videoları çekiyorum. Bu videoda reklam basmayacağım. Önceki videoya neden reklam bastığımı da söyledim. Zaten prim olayını da açıkladım senin çobanla yaptığın videonda. O yüzden bence hiç bu kelimeleri ağzına bile almasan. Sonra bunu açıkladık. İşte ben hala Gökhan'la görüşmeye devam ediyordum. O işte önce aramızdan çekildi dediği. Ben Gökhan'la sürekli görüşüyordum. Sürekli konuşuyorduk. Şey yapıyorduk. Evimize geliyordu hatta burada. İşte oturuyorduk. Televizyon izliyorduk. Muhabbet ediyorduk. Kız arkadaşıyla geliyordu falan. Bayağı abi kardeş gibiydik dediğim gibi. Sonrasında böyle bir olay patladı. Sadece onunla görüşmüyorduk. Onun da sebebini söyledim zaten yani. Görüşmüyorduk ve öncesinde de böyle olaylar olduğu için çok da açıkçası görüşmek istemiyordum. Neden? Çünkü hani böyle şeyler yaşıyorum görüştüğüm zaman. O da bana yazmıyordu bu arada. Ben bunu hiç ona yansıtmadım ya da kitleme yansıtmadım. O bana yazmıyor, ben ona yazmıyor. Biz görüşmüyoruz. 3-4 ay önce zaten görüşmüyorduk yani onunla. Sonra biz bugüne kadar destek olduğumuz insana köstek olmayız tamam mı diyor. Gece video atmıştık. Aradan bir saat geçti. Gökhan beni aradı. Böyle yapmayalım. O çocuk şimdi izleyici kaybedecek. Hoş olmayacak. Çocuk buradan biraz para kazanıyor. İşinden ekmeğinden etmeyelim demiş Gökhan. Biz o gece 3 saat falan konuştuk onunla telefonda. Ben kendim dedim. O videoyu söyle silmesin ya da silmeyin. Ben cevap videosu çekeceğim dedim o videoya. İnsanlar neyin ne olduğunu bilsin diye. Videoya çok fazla dislike geldi. Beğeni sayısını gizlediler. Videoya çok fazla yorum geldi kendileriyle ilgili. Yorumları kapattılar. Sonrasında da videoyu kaldırdılar abi. Çünkü o kadar boktan bir videoydu ki. Hani zaten onu silip yenisini çekmek için böyle bir şey yapmış. Hatta o videoyu da açsın insanlar görsün. Madem böyle bir hani iyi niyetliymiş. Ben kendim istiyorum videoyu açmanı. Bana köstek olmazsın sen merak etme. Sürekli altında küfür yemen bana koydu. Benim olayla alakam yok. Ben insandan soğudum dedim diye neden küfür yiyorum diye bir cümle kuruyor. Olayla alakan yoksa olayı yayında dile getirme. İki kişinin arasında olan bir olay. Sen üçüncü kişisin. Bunu gidip yayında kitlene anlatıyorsun. Sen bunu bu şekilde anlatmak zorunda değilsin. Bunu sana 30 defa söylemeyeyim. Geçen videoda da söyledim. Bu videonun başında da benim nasıl konuştuğumu söyledim. Sen de bu şekilde konuşabilirsin. İki kişi arasında geçen olaya üçüncü kişi olarak dahil oluyorsun. Sonra da benim olayla alakam yok. Ben insandan soğudum dedim diye niye küfür yiyorum diyorsun. Sen böyle yaparak ben insandan soğudum farklı farklı mimikler yaparak bu şekilde konuşursan kitlen de beni ihanet etmiş olarak görür. Sonrasında gelip bana küfür eder. Sonrasında ben açıklama yaptığımda da ben sana yönlendirmediğim halde sana küfür edebilirler. Çünkü sen nasıl o videoyu çektiğinde ve sana göre hiçbir şey demediğini düşünüyorsan adamlar gelip bana küfür edebiliyorsa aynı şekilde ben de videoyu çektiğimde ben sana iğneleyici herhangi bir şey söylemedim. Hakaret etmedim ilk videomda. Bu videoda biraz daha senin anladığın dilden konuşuyorum. İlk videomda hakaret etmediğim halde adamlar sana küfür edebiliyorsa senin de düşündüğün gibi insanlar gelip bana küfür edebilir. Ama sen böyle değişik mimikler yaptığın için insanlar gelip bana küfür ediyor. Çünkü beni ihanet eden şerefsiz bir adammış gibi gösteriyorsun o videoda yani. Kitleyi kışkırtmaya da giriyor bu aynı zamanda. Bu yüzden benim olayla alakam yok neden küfür yiyorum diye düşünme. Olayla alakan yoksa olayı yayında dile getirme. Çünkü seni zaten ilgilendiren bir olay değil. Burada hatalı sensin yani. Bu bütün muhabbeti başlatan adam senken bana primci falan diyebiliyorsun. Senin yayında dile getirdiğin muhabbet yüzünden ben küfür yiyorum, açıklama videosu çekiyorum. Sonra neden küfür yiyorum diyorsun yani. Hani olayı bu şeye getiren sensin. Yani şu an bu isimlerin burada geçmesinin tek sebebi sensin. Olayı başlatan benim videoyu çekmemin sebebi sensin. Ben neden küfür yiyeyim? Sen kendin diyorsun sürekli sağdan soldan küfür yiyorum diye neden anlatacağını söylüyorsun. Ben neden küfür yiyeyim anlatmayayım? Ben de küfür yediğim için anlattım. İnsanlarda neyin ne olduğunu görüyor böylelikle iyi de oldu. Adam sırf daha fazla kazanabilmek için bunları yapıyor. Çünkü normal konuşuyor size benim az önce yaptığım gibi küfür etmiyor. İnsanlar size normal konuştuğu zaman iyi bir insan olmuyor. Bu konuyla ilgili zaten sana bir iki tane sayfa gösterdim. Önce onları oku. Hakaret ve küfüre insanların neden başvurduğunu öğren. Hakaret ve küfür. Yani bir tartışmada ben şu an sana kendimi küfür ve hakaret etmeden de hani anlatabiliyorsam, kendimi ifade edebiliyorsam bu senin problemindir. Hakaret ve küfüre başvurmadan kendini ifade edememen. Zaten konuşurken de böyle bir sağa bir sola bakıyorsun. Herhangi bir şekilde göz kontağı kurmuyorsun insanlarla. Bu da beden dili bakımından bilimsel olarak kanıtlanmış bir şeydir.
Hani sen yalan söylüyorsan sürekli göz kontağı kuramazsın yani. Psikolojik olarak ben biliyorum şu an sizin bana baktığınızı ve size bakarak bunları anlatabiliyorum. Bunu da araştırabilirsin. Bilimsel olarak da bu kanıtlanmış bir şeydir. Böyle böyle konuşuyorsun. Yani göz kontağı da kurmadan konuşuyorsun. Bu da ne kadar yalan söylediğini ortaya koyuyor zaten senin. Sonra burada başka... işte burada anlattım zaten. Normal ve efendi efendi konuştu diye biz kaybediyoruz. Bunu sana 100 kere açıklamayayım. Hep aynı cümlelere kurmuşsun. Şimdi ben bu videoyu çekiyorum. Bir tane daha video çekecek. Çok saçma değil mi arkadaşlar? Bence de çok saçma. İşte sen bunu zaten ilk yayında dile getirip kitlen bana küfür etmeseydi bunların hiçbiri olmayacaktı. Bu tamamen senin hatan yani. Bu saçmalık sen kaynaklı doğan bir şey. İnsanların şu an bu dramaya şahitlik etmesi tamamen senden kaynaklanan bir şey. Gökhan sana bu durumu anlattığında gelip bana da yazabilirdin. Böyle böyle sen neden böyle yaptın? Ben de sana anlatırdım durumu. Ona göre belki de yayında o tarz konuşmazdın. Daha farklı olabilirdi ama hani kafa yapın olarak böylesin. Yani bu yüzden çok saçma değil mi arkadaşlar falan deme. Şimdi sen o videoyu çektiğin için ben yine küfür yiyorum. Sen nasıl dediğim gibi sağdan soldan küfür yediğin için video çekiyorsan ben de çekebilirim. O yüzden de bu videoyu çekiyorum. Herhangi bir gelirim de olmayacak bu videodan. Kapatacağım reklamlarını. Sadece insanlar neyin ne olduğunu, kimin ne olduğunu görsün diye çekiyorum. Video başında şöyle bir şey diyorsun. Yalan söylediğim buradan da belli. Benim Anki ile aram iyi değildir. Dakika 4 gibi diyorsun bunu. Biz sadece Ege Üniversitesi'nde turnuvalarda falan bir araya gelip videolar çekip turnuvaya katılan iki insanız. Can ciğer kuzu kanka değiliz. Bu cümleyi kullanıyorsun. Video sonunda da videoda bahsettiğim kişiyle can ciğerdik biz. Geldi arkadan bizi bitmeye çalıştı. Çocuğu buraya kadar getiren bizlere ihanet etti ve suçlusu biz olduk. Yani siz öyle anladınız. Sana YouTube algoritmasını da anlattım. İki tane video attın diye buradaki 36 bin abonenin hepsi senden gelmedi. Seni de izliyorlardır, beni de izliyorlardır ama senden gelmemiş olabilirler. Bunu da zaten yorumlarda görürsün. İlla ki senden gelen vardır. Sana da benden gelen vardır. Buna da emin olabilirsin. Bu YouTube algoritmasıyla alakalı. Burada 36 bin kişi senden gelmedi yani bu kanala. Ve suçlusu biz olduk yani siz öyle anladınız. Burada bir aram iyi değildir, can ciğer kuzu kanka değiliz diyorsun video başında. Sonra sonunda da bahsettiğim kişiyle can ciğerdik. Ne söylediğini bile unutuyorsun 10 dakikalık bir şeyde yani. Hiçbir şey yorum yapmaya bile gerek yok. Olay bu, siz de ne yapıyorsanız yapın. Gelip kanalımda bir şey yapmayın falan diye bitiriyor videoyu. Videoda bana gördüğünüz gibi hakaret falan ediyor, küfür ediyor. Sonra da yoruma yazıyor ki arkadaşlar gidip adama küfür etmeyin. Efendiliğimizi koruyalım yazıyor. Sen bana zaten videoda küfür edersen, hakaret edersen sonra böyle bir yorum yazmanın mantığı yok ki. Ben de kendi videomda sana herhangi bir hakaret etmedim. Küfür etmedim bak senin aksine. İğneleyici bir şey söylemedim. Sonra insanlara küfür etmemesi gerektiğini söyledim ama yine de gelip sana küfür edenler olmuş. Sen şimdi bana videoda küfür ediyorsun. Sonra o yazdığın yorumun ne anlamı var? Sen efendilik mi gösterdin de efendiliğini koruyorsun? Sen kendini ifade edemiyorsun küfür veya hakaret etmeden. Yani çok da fazla söyleyecek bir şey yok diye düşünüyorum. Hepsini açıkladım videoda söylediğin şeylerle ilgili. Prim birim demişsin. Bu hani komik olma lütfen. Ben normalde bu videoyu attığımda para kazanacaktım. Hakkımda söylenenlere cevap videosunu. Daha doğrusu farklı bir video atacaktım. O gün para kazanacaktım. Siz böyle boş bir muhabbet yaptığınızda ben küfür yediğim için açıklama yapmak zorunda kaldığım için o videoyu atamadım. Başka bir video attım ve neden kazandığım paradan olayım ki ben o gün? Yani... O videoya o yüzden reklam bastım. Prim yapmak istesem senin resmini koyardım. Senin çoban e-sporda çobanın resmini koyup çoban e-sporu neden sevmiyorum yazdığın gibi. 10 tane reklam bastığın gibi ben de 10 tane reklam basar. Bakardım yani parasına şeyine. Ben sadece normalde kazanacağım parayı niye yani senin yüzünden kazanmayayım ki? Normalde kazanacağım parayı kazanmak adına normal bir videoya bastım reklam kadar reklam bastım. Başlığa seni koymadım. Küçük resme seni koymadım. Senin aksine prim için hiçbir şey yapmadım bu videoda. Ken sen önce bir çoban e-spor videosunda gösterdim etiketlere falan bak koydum başlığa vesaire bak tamam. Bu videoyu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Hani daha fazla bu konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Siz de daha fazla bu konuyu dile getirmezseniz sevinirim. Yeni bir video çekerse... Ki çekebileceğini sanmıyorum şu cevaplardan sonra diyebileceği bir şey yok çünkü. Ben zaten hukuki yoldan da işlemleri, gerekli işlemleri yapacağım. Burada da demiş zaten evimi biliyor, her şeyimi biliyor, bilmem nesi varsa ben buradayım diye. Çarp kağıdı geldiğinde sen de gerekeni yapabilirsin. Tehdit ettiysem seni dediğim gibi bunu mahkemede sen de sunabilirsin. Böyle yani size anlatmak istediğim durumu ben tekrar zan altında bırakılıyorum çünkü bu böyle bir şey kurduğunda bana hakaret falan ettiğinde. Zaten hani kullandığı cümleler falan böyle konuşma tarzından dolayı hiç böyle şey değil ama neyse. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ben yine normal videolarıma devam edeceğim. Hani bu tarz muhabbetleri sevmediğimi bir önceki videoda da söylemiştim ama insanlar devam ediyor bunu yapmaya. Ben kimseye gidin küfür edin falan demiyorum.
Kimseyi bu şekilde ilk videomda da yönlendirmedim. Gerekli açıklamaları da yaptım. Önceki videomda söylediklerimi algılayamamış büyük ihtimalle arkadaş. Şimdi algılamıştır diye düşünüyorum. Dediğim gibi teşekkür ederim izlediğiniz için.